NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız önümüzdeki saatler boyunca. Yeni günün ve dünün aslında manşetiydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki konuşması bir anda siyaset dünyasının ana gündemi oldu. Manşetimize de Öcalan'a manşet meclis çağrısını aldık. Bahçeli'nin sözlerini ve Ankara'dan bu konuda gelen açıklamaları ve tabii ki de değerlendirmeleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde günün öne çıkan diğer başlıklarına, günden geceye yansıyanlara teker teker hep birlikte göz atalım. Yeni Doğan Çetesi soruşturmasından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gerek siyaset cephesinden gerekse adli makamlardan yeni açıklamalar var. Bu arada bebek ölümlerinin araştırılması için mecliste de araştırma komisyonu kuruldu. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Orta Doğu'da yine tansiyon yüksek. İsrail'in saldırıları sürerken yeni açıklamalar da geliyor. Bölgedeki son durumuysa ekip arkadaşlarımızdan Osman Terkan'dan alacağız. Tel Aviv'de şu anda yayına hazır ve karşımızda. Osman merhaba. Şimdi elbette ki orada yaşanan gelişmeleri alacağız ancak yeni açıklamalar var. Bunlarla başlayalım dilersen. Ve yeni günün manşeti olarak da paylaşmıştık başlarken. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi bir çağrı yaptı. Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin dedi. Bahçeli bunun için umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenleme yapılsın ve bundan yararlanmasının da önü açılsın diye konuştu. İzleyelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt var. Bir aktörü meclise çağırmakla sorunun çözülemeyeceğini söyleyen Özel, sorun mecliste tüm partilerin mutabakatıyla çözülür dedi. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından gözler bir taraftan DEM Parti'deydi. DEM Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısına yanıt geldi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız dedi. Evet, gündem her geçen gün değişiyor. İki gün öncenin tabii gündemiydi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre cenaze Perşembe günü örgütün kampının bulunduğu Pensilvanya'da yapılacak. Örgüt içerisinde yeni liderin kim olacağına yönelik tartışmalar da hala devam ediyor. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Siyas Otel davasında 4. duruşma görüldü. Savunmaları alınan 3 tutuklu sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme önceki duruşmada talep edilen bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Dava 3 Aralık'a ertelendi bu defa. Güney Kore'de uçan alışveriş arabası geliştirildi. Bu alışveriş arabasıyla merdivenlerin kolayca çıkılabileceğine de dikkat çekiliyor. Dünyaca ünlü metal grubu Iron Maiden'ın eski solisti Paul Di'Anno hayatını kaybetti. İngiliz müzisyen 66 yaşındaydı. Bu haberle birlikte noktalayacağız efendim. Bugün yarının son dilimini saat başında Canan Arslan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.